ALES'e her yıl ortalama 300 bin aday başvuruyor ve büyük bir çoğunluğu 70'in altında not alıyor. Bu durumda bizlere ALES'e ciddi bir hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. Sizlere ALES'ten 90 puan üstü almanıza yardımcı olacak 7 adımı listeledik. Öncelikle ALES'i tanıyın. ALES genel olarak bilgi ağırlıklı bir sınav değildir. Mantıksal düşünme yoluyla soruları çözeceğiniz bir sınavdır. Mantık gerekse de Türkçe ve matematik testlerine hakim olmak için temel konuları bilmeniz gerekir. Sınavda en büyük problem zamandır. Toplamda her adayın çözmesi gereken 100 soru bulunur ve sınavın süresi 150 dakikadır. Zaman problemini yenmek için bol bol deneme çözmeli, birden fazla yayından yararlanmalı ve oldukça fazla soru çeşidi görerek yeni bakış açıları oluşturulmalıdır. Konu eksikliklerinizi belirleyin. Konu çalışırken tam anlamıyla eksik olduğunuz konuları not alın. Unutma oranını en aza indirgeyen yöntem yazarak çalışmadır. Aldığınız notları gün aşırı tekrar edin. Konu eksikliklerini 30 günlük sürecin en fazla 10 gününde gidermeye çalışın. Çalışmalarınızı planladığınız saatler aralığında yapmaya titizlik gösterin. Bu konuda taviz vermeyin. Mantık sorularına önem verin. ALES'te mantık soruları sadece sayısalda değil, sözel testlerde de vardır. Soruyu çözmeden önce soruda verilenleri hemen bir kenara not etmeyin. Öncelikle mantık sorusunun verilenlerini baştan sona kadar okuyun. Birçok mantık sorusunda verilenler incelendiğinde mutlaka birkaç verilmeyen de kendiliğinden ortaya çıkar. Tablo çizin, soruda verilenleri ve yaptığınız çıkarımları yerine dizin. Deneme çözmeyi alışkanlık haline getirin. Piyasada ne kadar deneme bulabiliyorsanız farklı soru görmek açısından hepsini çözmeye çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarınız artacaktır. Bütün konulara hakim olduğunuzdan emin olana kadar deneme soruları çözerken kendinize bir süre kısıtlaması belirlemeyin. Soruları kafa yorarak rahat rahat çözün. Sınav psikolojisine girin. Takıldığınız soruları hemen bırakmayın. Defalarca deneyin, konu anlatımlarına göz gezdirin. Denemelerde kendinize 150 dakika sınırlaması verin ve bu süreye uyun. Mümkünse denemelere sabah 9.30'da başlayın. Vücudunuzun biyolojik saatini de sınava alıştırın. Plansız çalışma düzeni, sık sık ara verme gibi yöntemler size zarar verebilir. Unutmayın, bilgi kalıcılık ve süreklilik ister. Çıkmış sorulara önem verin. Çıkmış sorular büyük bir avantajdır. Bu soruları tekrar tekrar çözün ve uğraşın. Böylece sınavda çıkması muhtemel konuları, hangi konularda eksik olduğunuzu, hangi konularda iyi olduğunuzu öğrenmiş olursunuz. Ayrıca sınava girmeden önce çıkmış bütün ALES sorularını çözdüğünüzden de emin olun. Çözemediğiniz sorulara daha çok önem verin. ALES'te yüksek puan alamamanın ilk sebeplerinden birisi budur. Denemelerden çözemediğiniz soruları bir araya getirin. Çözemediğiniz soruları çözüme ulaştırdıktan sonra benzer soru tiplerini kaynaklardan bulun ve onlar üzerinde birçok kez tekrar yapın.